Selam arkadaşlar haftanın son işlem gününden merhabalar 12 Mart 2021 bugün ve ben yine tişörtle oturuyorum çünkü hava çok sıcak yani doğal gaz yanmasa bile çünkü soranlar oluyor bu kışın ortasında nasıl tişörtle oturuyorsunuz diye yani siz nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten Hani İstanbul'da bir gün bir günlü tutmuyor öyle söyleyeyim size. Bir gün dün çok soğuktu e, mesela. Yani öğleden sonra bir anda soğudu böyle bir kar gelir gibi oldu. Bugün sabah da bir baktık işte günlük güneşlik bir anda havalar ısındı. Böyle işte havalar da e, Ekonomi gibi bir günü bir günlüğü tutmuyor öyle söyleyelim. Şimdi devam edelim konumuza geri dönelim çok hızlı bir şekilde. Arkadaşlar Biden da nihayet temsilciler meclisinden geçen bu teşvik paketini imzaladı ve şu anda e, sabah e, Biden'dan sonra e, Yellen'in e, bir açıklaması var, Hazire Bakanı biliyorsunuz Janet Yellen e, dedi ki biz bu hafta sonu artık bu parayı dağıtmaya başlayacağız dedi yani 1400 doları artık dedi herkese göndermeye başlayacağız dedi yani paket artık uygulamaya başlandı. Uygulamanın içerisinde bir sürü şey var. İşte bu pandemiyle ilgili olanlar var. Kiralarla ilgili olanlar var. İnsanlara 1400 dolarlar gönderecek vesaire vesaire. Tabi bir de şu konuşuluyor. yani Bu paraları acaba insanlar nereye harcayacaklar kısmı da çok konuşuluyor. İşte enflasyon bekliyoruz. Hani çok harcama ve neticede bu harcama ile beraber enflasyon beklentileri var. Zaten bu enflasyon beklentilerinden dolayı da işte bu tahvil faizlerinde yükseliş başlıyor. Hatırlayacaksınız. Şimdi isterseniz oradan başlayalım. Çünkü içeriği de okuyacağız. Yani içeriği de okuyabilmek için hemen dönmemiz lazım. Çünkü dolar yine bir böyle alevlendi filan. Bakın bu sabah itibariyle 1.61'e çıktı tekrar Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 1.61'e çıktı. Dolayısıyla hemen dolar endeksine geliyorum. Bakıyorum Amerikan dolarında da bir güçlenme var sabah itibariyle. İşte 91.815 yine 92.000'lere böyle bir dayandı biraz e, hafif bir gevşemişti. Tekrar dayandı. Yani paket açıkladıktan açıklandıktan sonra ne oldu? Aslında ona bakalım. Paket açıklandıktan sonra arkadaşlar şu anda ilk gösterim borsalarda yaşanıyor. Hemen zaten hafta başı e, senatodan e, teşvik paketi geçtikten sonra Amerika'da böyle borsalarda özellikle teknoloji hisselerinde Nasdaq'ta böyle ciddi böyle zıplamalar oldu. E, ve diğer işte teknoloji hisselerinin dışındaki diğer e, hisse senetlerinde borsalarda da e, yukarı yönlü hareket devam devam ediyor. Asya borsaları çok güçlü bir şekilde sabah itibariyle başladı. Oralarda da alımlar var. Yani borsa tarafı böyle coşarak devam ediyor. Tabii bu rüzgar Türkiye bu sefer gelecek mi kısmını önemli o hani tamam dünya bunu fiyatlıyor şu anda. Amerika fiyatlıyor. Çünkü Amerika ne diyor? Diyor ki bu para e, herkese dağılacak. Neticede hani piyasa genişleyecek ve neticede e, borsaya da akacak. Hatta hatta yani e, harcamadan çok borsaya da giren çok fazla para olacak e, konusu var. Yani şişmiş bir borsadan bahsediyoruz Amerika'da. Ama e, bu paketle beraber hani bir düzeltme yapmadan da devam edebilir e, şeklinde yani piyasanın da bir algısı var şu anda. Yani yani şu anda bunu bu şekilde fiyatlamak istiyor. Canları böyle istiyor, öyle söyleyebiliriz yani daha kısacası e, bu teşvik paketi borsaya gelecek ilk borsalara yarayacak filan. Bu nedenle borsalarda e, bir yükseliş var, İyi yükselişler var. Asya borsaları da buna mutlak e, gidiyor, bunu devam ederek gidiyor. Ama Türkiye'ye gelip bakıyoruz. Türkiye'de dün biraz böyle bir şey oldu. E, yani bir aşağı yönlü. Ee, azıcık zorlandı Yani o istediği ilmeği yapamadı yani bir Amerika gibi olamadık Öyle söyleyelim daha doğru olur Peki bugün sabah itibariyle Baktığımız zaman hemen size şuradan Arkadaşlar bakalım Bugün sabah itibariyle böyle 0.14 civarında Hatta 0.13 işte 1560'lara gitti şu an 1558'lerde Biz 100 endeksi Biz aynı şekilde tepki vermedik bir kere onu söyleyelim yani evet bizde de bir güçleniyor fakat e, bizde so şöyle bir soru işareti var şimdi e, bizim borsaların da coşması veya işte daha da güçlenmesi için yabancı para da girişi gerekiyor e, son zamanlarda sürekli bir çıkış vardı zaten dolayısıyla hani şu anda böyle yabancı para kısmında Türkiye'ye gelen yabancı parayla alakalı e, bir sıkıntımız var yani e, özellikle banka hisselerinden biliyorsunuz çok çok ciddi bir çıkışlar olmuştu. Hani şu anda sanki bu şey değil. Yani bu fiyatlama evet bize de gelebilir ama biz aynı şekilde yükselmiyoruz. Yani bir Amerika gibi bir Asya gibi tepki vermedik. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü bizim şimdi içeride farklı konularımız var. Farklı konularımız gündeme geliyor. Yavaş yavaş geliyor. İşte bu Amerika ile meselemiz gündeme geliyor. Bugün çok önemli bir gün çünkü. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bir reform paketi açıklaması olacak. Hani o beklediğimiz reform geliyor, reform geliyor. Hani reform söylemleri var aylardır. Hatta Ocak ayında... Hatırlayacaksınız Merkez Bankası Naci Abal e, yönetimi e, bir e, mektup göndermişti e, hükümete ve demişti ki... ...hani tamam biz bunları yapıyoruz ama hani siz de artık bu reformları yapın. Çünkü reformlarla desteklenmezse eğer bu yaptığımızın hiçbir anlamı yok ki... ...ki aslında e, bugün geldiğimiz nokta işte 18 Mart faiz toplantısı var. E, artık böyle hani dananın kuyruğunu koptuğu yere geldik yani. Ha, hakikaten böyle tam bıçak sırtındayız. Çünkü faiz artırsak bir türlü artırmasak bir türlü artırsak işe yarayıp yaramayacağını bilmiyoruz artırmasak bu iş nereye giderin ucu çok açık arkadaşlar öyle söyleyeyim çünkü bakın Amerika tahvil faizleri bir 61 bir 62 buralara çok rahat çok sert bir şekilde gidebiliyor hani bunun biraz da öne açık yukarıda gitme ihtimali var şimdi siz Amerika tahfilleri bu kadar faiz veriyorken Buraya yabancı gelir mi? Buraya para getirir mi? Buraya faize gelir mi? Gelmez. Dolayısıyla hani biz şu anda 100 bas puan, 200 bas puan neyse ya ama bir puanlık bir artış sanki sanki bizim işimizi çok çözmeyecekmiş gibi de duruyor. Yani kalkıp da burada e, Merkez Bankası e, ben işte faizi hakikaten böyle e, çok yüksek bir artış e, yapmadığı sürece sanki böyle hani çok da... E, işimize ne kadar yarayacak bilmiyorum. Çok yaramayacak gibi duruyor. Çünkü Amerika tahvilleri çok sıkıştırıyor. Yani yabancı oradaki sağlam e, tahvili almayı tercih ediyor. Buraya gel, gelip risk almaktansa. E, enflasyona bakıyoruz. Enflasyon oranımız zaten 15.61'di. E, Hep aynı şeyleri anlattığımın farkındayım ama bunlar böyle sürekli önümüze geliyor. İşte sürekli rakamlara yansıyarak yansıyarak devam ediyor. Yani bu nedenle... E, Bugün açıklanacak bu reform paketi çok çok önemli arkadaşlar. İçinden ne çıkacağı da önemli. Bakalım beklentilere cevap verecek mi kısmı var. Çünkü beklenti büyük. Şu anda artık faizle çözemeyecek noktaya geldik. Dolayısıyla bu reform paketinin bizim işimize yarıyor olması lazım. Eğer yaramazsa bu iş bizim işimize yaramazsa hakikaten beklendiği gibi e, o büyük beklentilerimize cevap verecek bir şey çıkmazsa merkezi tarafında işler çok çok zora girecek daha da sıkışacak Merkez Bankası ve dolayısıyla hakikaten bir puan iki puan bizim işimizi çözemeyebilir öyle diyebilirim çok rahatlıkla bizim işimizi çözemeyecektir i̇şte önümüzdeki günlerde dediğim gibi pazartesiden sonra bunu birkaç defa daha birçok defa hatta her gün belki de konuşuyor olacağız arkadaşlar şimdi devam edelim bizim içeride kurumuza geldiğimiz zaman arkadaşlar Dolarda, dolar tabii ki bugün dolar endeksine bugün 7.56 hatta bir 7.58'i falan da gördük galiba. Evet yani 7.57 küsürlerde buralara bir gitti. Yani dolar zaten hani... Dolar indeksinin biraz gevşemesiyle aşağı gelmişti. Şu anda tekrardan doların biraz güçlenmesiyle çünkü dünyada ve tahvil faizleri coşuyor, yükseliyor vesaire. E, Dolarda bir güçlenme. Güçlenme dediğim küçük bir işte tepki yükselişi de diyebiliriz buna. Bir yükseliş var. Ona paralel bir yükseliş bu. Artık doların aslında oturduğu yeri biz 7.47-7.50'ler sayabiliriz arkadaşlar. Yani neredeyse bu e, tabanı oluşturdu ki bu rakam çok böyle aman 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 bir rakam değil. Neden? Çünkü geriye gidip bakın işte bir 8.54'lerden 8.58'lerden neyse o zaman pit yaptığı dolardan sonra daha doğrusu ona gelmeden önce zaten 7.60-7.70'ler dedik ve üzerinden aylar geçti. Dolayısıyla hani dolarda ben artık bu rakamların altını biraz hayal gibi görüyorum. Şimdi diyorlar ki alalım mı? hani almayı ta, hani alım zamanı mı ya alım yapmak için aslında yedi 7'lerin altı çok uygundu. eğer olur da hakikaten böyle 7 seviyelerin torunu doğru tekrardan ani bir iniş olur da bir hani böyle bir sürpriz bir şey olursa eğer oralardan tekrardan hani alım fırsatı verebilir e, fakat hani artık bu rakamlar böyle oturmuş rakamlar dolayısıyla Hani alım fırsatı verir mi konusu artık bu saatten sonra biraz risk arkadaşlar. Fakat doların ünü açık mı derseniz e, dolar kuru yani şu anda konuştuğumuz bakın Amerika'yı da konuşacağız şu anda sizinle. de dediğim gibi bu reform paketinin içeriği çok çok önemli olacak. Bence bugünü bir atlatmamız bu reform paketimiz bakalım ne oluyor ya ne oluyor yani içinden ne çıkacak hakikaten beklentilere cevap verecek mi yani şu piyasanı da yabancıların gelmesini sağlayacak bir reform paketi çıkacak mı biz böyle dünya genişlerken biz ne kadar sıkılaşarak devam edeceğiz daha yani dünya faiz indiriyorken e, Avrupa Merkez Bankası faiz arttırmadığı işte varlık alımlarını devam ettireceğiz dediği parasal genişlemeye giderken Amerika para da atırken, tahvil faizleri de orada bir taraftan bizi böyle şey yaparken, keserken yolumuzu, biz daha ne kadar sıkılaşacağız, ne kadar faiz arttıracağız, ne kadar dayanacağız, bunu biliyorlar. Bu çok zor. Bununla baş etmenin çok zor olduğunu bence yetkililer de biliyor. Dolayısıyla da önemli bir karar olacak önümüzdeki hafta ve bu reformun içeriği bunu destekleyecek mi, desteklemeyecek mi kısmı bugün önemli. Bugün önemli, dana'nın kuyruğu bugün kopuyor da belki de diyebiliyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi devam edecek olursak, dolar. Şimdi bakın, dolarlardan diğer altına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Dün biliyorsunuz bir şey vardı, S400'lerle alakalı Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir açıklaması oldu. E, S-400'lerle alakalı bir açıklama. Yani birçok konuyla ilgili bir açıklama. Bunların içerisinde tabii S-400 bizi ilgilendiriyor. Birkaç tane Amerika ile ilgili soru var. E, İbrahim Kalın da cevap veriyor buna. Şimdi S-400'lerle alakalı biz geri adım atmayacağız. Şimdi Cumhurbaşkanı da bunu daha önce söylemişti. Biz geri adım atmayacağız. Bunu İbrahim Kalın tekrarladı. Yani bizim geri atmaya, adım atma hiçbir niyetimiz yok. S-400'lerle alakalı biz bunu aldık kullanacağız diyor. Şimdi diğer taraftan Biden aslında koltuğa oturduktan sonra hatta seçimi kazandıktan sonra öyle söyleyelim. E, bizde baya bir değişim oldu baktığınız zaman. E, Biden'ın seçimi kazanmasıyla beraber işte bizim maliye tarafında, merkez tarafında işte verilen mesajlar e, hep böyle aslında e, diyalog mesajları verildi Amerika cephesine baktığınız zaman. Hiç de böyle hani çok gergin mesajlar değildi ama bu S-400 de ilgilendiriyor. Yani içsel bir konu. Yani burada e, hepimizi ilgilendiriyor. Herkes yani kalkıp da biz S-400'den geri adım attık... ...böyle bir cümle zaten olmaz. Tabii ki S-400'lerle ilgili alınmış bir karar... ...ve biz bu kararın arkasındayız. Yani ne olur buna farklı bir çözüm üretilebilir. Yani e, bilmiyorum... ...hani farklı çözümler de var işte... E, ...şu an a, hatırlayamadım ama... ...daha önce Girit'ti galiba... ...yok... E, ...daha önce Girit'le işte Kıbrıs'ın da içerisinde olduğu... ...başka bir e, anlaşma bu tarzıyla bir şey olmuş geçmişte... E, ...işte bununla ilgili bir şey olabilir Yani farklı çözüm noktaları aslında... Bence masaya getirmek istiyoruz da bir taraftan. Bir taraftan da şey yapıyoruz. Hayır biz S-400'lerden diyoruz işte geri adım atmayacağız. Bu bir. İkincisi S-400'lerle ilgili bu mesajlar veriliyor. İkincisi Biden hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'la herhangi bir iletişim kurmadı. Yani böyle bir cool duruyor, bir soğuk duruyor, bir böyle bir geri planda duruyor. Yani işte ne bileyim Çin'di, Avrupa'da oydu buydu tamam bir sürü konuları vardı ama biz Mart ayında beraber artık e, teşvik paketi de onaylandı. Yavaş yavaş hani bizimle bu diyalogları e, kurma süreci başladı. Geç bile kaldı aslında. Yani biz bu mesajları bekliyoruz bununla ilgili de bir takım böyle Avrupa'dan Amerika'dan yorumlar var yani Biden neden bu diola girmek istemiyor neden Cumhurbaşkanımızı aramadı filan hani bunlar konuşuyor bunlar da bir gerginlik sebebi yani bu adamların kafasının arkasından ne geçiyor şimdi bizim Amerika ile S-400 olayımız var kullanacağız kullanmayacağız bu bir gerginlik adamlar kullanamazsınız katsa yaptırımları zaten biliyorsunuz gelmişti ama hani bu daha çok artar bunu uygulamaya başlanması bilmem ne bu daha çok yerer. bu bir ikincisi Halk Bankası bu kamu davası yaklaşıyor yani şimdi bu kamu davası her şey olabilir bilmiyoruz yani Amerika ile kısacası şöyle söyleyeyim Amerika ile bu gerginlik durumlarımız Artık yavaş yavaş böyle e, yani bir Baydından gerçi bir adım yok bence bu daha kötü yani artık bir adım atsa çok iyi olacak en azından e, niyetini zihniyetini bir görebileceğiz ne oluyor bu adam ne yapmak istiyor e, bizimle nasıl bir diyalog kurmak istiyor gibi e, diğer taraftan da e, biz e, aslında hani son aylara baktığınız zaman hep Avrupa'ya da e, olumlu mesajlar veriyoruz Avrupa'sız olmaz diyoruz bir taraftan işte bir taraftan aslında hani Biden ve yönetimine de hep böyle diyalog çağrıları yapıyoruz. Fakat işe yarayacak mı, yaramayacak mı kısmı şüpheli. Dolayısıyla hani bu konuda bir aydınlığa kavuşması geliyor. Buradaki o gerilim aslında devam ediyor arkadaşlar. Yani buradaki gerilim mi dersiniz yoksa adına ne diyeyim başka bir şey de diyebilirsiniz. Yani burada bir sorun var ve bu sorun çözüm beklemeyi bekliyor. Aydınlanmayı bekliyor. Öyle desek daha doğru. Aydınlanmayı bekleyen böyle durumlarımız var. Ve bunlar da böyle artık yavaş yavaş sıcak hale geliyor. Yani bizim içeride ekonomimiz ısınıyor. Reform paketi bilmem ne bilmem ne. İşte yavaş yavaş Biden hükümeti sıra bize geliyor e, gibi işte Mart ayı, Nisan ayı buralarda biraz böyle e, şey olacağız. E, dikkat ediyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir saniye şunu tekrar açalım. Şimdi devam edelim. E, dolayısıyla hani tüm bunlar aslında dolar için hani böyle maalesef elimizi zayıflatan şeyler. Yani biz siyasi hiçbir gerginliği şu anda kaldıracak durumda değiliz. İç siyaset, dış siyaset. Bunlar böyle küçücük bir alev, küçük bir kibrit ya, ufacık bir atışma yani ufacık bir atışma bu işi bizi canımızı sıkabilir yani doların artık dipleri gördüğünü çok iyi biliyoruz hani dibin dibini gördü 6.90'lara geldi 6.90'lara gelmiş bir dolardan bugün 7.40'lara gelmiş bir doları konuşuyoruz hala daha şu anda bence bence çok anormal anormal hani ne olabilir yani kalkıp da yani mümkün değil yani böyle bir şey beklemiyorum dolar bundan sonra yavaş yavaş gider. Bakın Merkez Bankası dolardaki yıl sonu hedefini 8.06'dan biraz düşürmüştü. Tekrar 8'lere yani 7.95'lere beklenti anketi. 7.95 beklenti anketleri gerçekleşir gerçekleşmez. Çok gerçekleşmiyor onu biliyoruz. Ama neticede yani dolarda zaten bir 8 görünüyor ki yani yıl sonu hedefi ama hani gördünüz işte hemen tık diye 7.78'e 7.80'e tak diye gidiyor yani. Hani bir anlık bir gecelik gidiyor. Enflasyon beklentilerinde de <laughs> <laughs> Aynı şekilde merkez bankasının enflasyon beklentilerinde de bir yükseliş var arkadaşlar. Ya elimizde ne var? Dönüp bakıyoruz aylardır bir sıkılaştırma politikasının içerisindeyiz. Ee, biraz doları tutabilmişiz. Ee, dolar aşağılara gelmiş. Ee, biraz doları tutabilmişiz ama tekrardan işte yabancı çıkışı. Yani bize para faize gelse bile tık diye çabucak kaçıp gidiyor ve faizi yükseltmek artık şu saatten sonra. Ee, çok işimizi görüp görmeyeceğini bilmiyorum yani. Hakikaten çok zor. Artık işimizi görmeyebilir. Çünkü tahvil faizleriyle biz nasıl baş edeceğiz? Baş edemeyiz. E 100 bas puanlık işimize yarayacak mı? 200 bas puan olsun. Bunlar işimize yarayacak mı? Bunlar doları durduracak mı? Yani çok durdurmaz ya. Yani hani bu seviyeler ve bunun üzerine devam eder diye düşünüyorum. Hadi gelsin 7.20'lere, 24'lere çünkü o çok 7-24 direnç bir seviyeydi. Hadi gelsin diyelim ki yani geldi tekrar yukarı Çıkacak yani il mahkum başka şansı yok diye düşünüyorum arkadaşlar uzatıyoruz da uzatıyoruz çok uzatıyorsunuz Hatice Hanım bu kadar çok konuşmayın <laughs> bu kadar çok konuşmayın evet diyeceksiniz ki ya altından nedir çektiğimiz biz bu hani nedir nedir bu altından nedir çektiğimiz ya nedir çektiği bu altının ee, arkadaşlar para şu anda borsalara gidiyor bu bir. E, gitmeyi tercih etti. Zaten böyle olacağı belliydi. E, şimdi ikincisi e, tahvil faizleri. Faiz, faiz yükseliyor. Tamam bir enflasyon bekliyoruz ama yani tahvil faizleri Amerikan 10 yıllıklar acayip yükseliyor. 1.62 ne demek yani? Dolayısıyla da kimse altına altına yatırım yapmıyor. altında burada şey var yani altında da düşüş var Şimdi işte. 1706 dolar bugün tekrar güne böyle bir yeşilleniyor tekrar bir kırmızıya dönüyor bir yeşilleniyor bir kırmızıya dönüyor 1700 dolarlarda altın hala kritik seviyelerde ee, uzun vade e, altında ee, ancak ve ancak uzun vade yani o enflasyon beklentisi e, ancak ve ancak yayıldığı zaman ortaya çıktığı zaman işte para borsadan e, kaçtı e, ondan sonra başka bir yere gitti oradan başka bir yere gitti filan derken yani en son güvenli liman altına gelecektir diye düşünüyorum ama e, dün e, birkaç yerde ee, okuduğum e, metinler vardı. Oralardan şunu gördüm ki altın fonlarından çıkışlar devam ediyor. Yani altın fonları, borsadaki altın fonlarından çıkış devam ediyor. Ee, yani i̇lk etapta hemen altında bir yükselişin e, beklemiyoruz. E, beklemiyoruz derken şöyle yani hani diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Hani paket yükseltecekti. Arkadaşlar paket bu para enflasyona neden olacak. Enflasyonla beraber e, otomatikman Oradan altına gelecek. Ama şu anda bakın Amerika'dan da enflasyon açıklaması geldi. Öyle bir enflasyon daha oluşmamış. Biraz hani zaman alacak. Ama bu ne kadar zaman alır hiç belli olmaz. Küt diye borsalarda bir düzeltme gelir ve e, otomatikman e, bir bakarsınız bu sefer altın başlamış yükselmeye e, o işler biraz karışık yani onun zamanı belli değil kim derse ki eğer 3 gün sonra 5 gün sonra 6 ay sonra yalan söyler yani hiç kimse bunun ne zaman geleceğini bilemez ama bu anlık bir şey nasıl faizler bir anda anlık zıplayıp gidiyor biliyorsa bakarsınız bir gece kalkacağız Amerika tahvilleri 2'ye basmış yani %2 olmuş o zaman e, bir dönüp bakacağız e, ons Altının onsu daha da bir düşmüş filan olacağız ya da tam tersi olacak bir bakacağız bir gün bir kalkacağız borsalar e, ciddi bir düzeltme yapmış aşağıya düşmüş e, ondan sonra bir bakacaksınız işte tekrar e, para altına gitmiş olarak görünecek arkadaşlar e, evet başka söylemek istediğim buradan e, söylemek istediğim başka bir şey var mı tabi ya benim kafamı en çok burada kurcalayan şey ee, şu anda biz içerideki piyasa dışarıdaki ayrılıyor yavaş yavaş ayrılma noktasına geldik yani işte borsamız aile tepkiyi vermedi aynı yükselişi burada görmedik çünkü yabancı buraya çok şey yapmak istemiyor yani gelmiyor eee Gelmezse e, borsada istediğimiz şeyleri alamayız. E, gram altın tarafı, heh, onu söyleyeyim ya, o aklımdaydı bir şey unuttum diyorum da. Şimdi tabi biz içeride hep genelde gram altından aldığımız için, bakın altın tarafında, gram tarafında çok o kadar çok endişelenmeyin, o kadar çok korkmayın, o kadar moraliniz bozulmasın. Çünkü bakın dolar yükseliyor, yani ons hiç artmasın, 1.700 dolarda bile kalsa bugün. Dolar e, kur yükseldiği sürece içeride gram altı yükselecek. Yani böyle çok düşmeyecek. Yani bizim içeride hem dolarımızın düşmesi lazım hem de onsun çok düşmesi gerekiyor ki 400 TL'lerin altına falan gelsin. Öyle bir düşüş olmay olacağını sanmıyorum. E, kur yükseliyor. E, kur 8'e çok hızlı gidecek. 8'e gittiği zaman otomatikman ons buralarda bile kalıyor olsa biz orada e, gram altını böyle 440'lar Filan görebileceğiz, daha hızlı bir şekilde görebileceğiz, hızlı atar yani size öyle söyleyeyim, bir anda yükselir o. Onun için çok moralinizi bozmayın. Fakat şu soruyu da yanıtlayayım. Ondan sonra da hani haftayı kapatalım arkadaşlar. Şimdi altında çok beklemek istemeyenler, çok zaman olmayanlar olabilir. Çok yazıyorsunuz çünkü hani böyle ne yapalım bekleyelim mi? Yani bekleyemeyecek durumdaysanız eğer beklemeyecek durumdaysanız eğer yani ona siz karar verin başka bir şeye geçebilirsiniz iki ayınız var dönersiniz bilmiyorum hani o tamamen sizin kararınız ama iki ayda altın alıp başını gidecek siz zararınızı çıkaracaksınız 500 lira gelecek diye bir konu yok gelebilir de gelmeyebilir de arkadaşlar bakın bunun cevabını kimse veremez yani bunu çok net söylüyorum yani ben burada size e, altın 500 lira olacak diyebilirim e, martın sonunda ee, Nisan'da 600 lira olacak diyebilirim. 18 bin dolar olacak diyebilirim. Dolar 9 lira olacak diyebilirim. Ama diyemiyorum. Bakın bunu diyemiyorum demem. Çünkü net böyle bir şey yok. Yani yok piyasalar neyi fiyatlamak istiyorsa nereye gitmek istiyorsa para oraya gidiyor. Şu anda altının evet gelecek yani artacak fakat sırayla yavaş yavaş. Şu anda yavaş yavaş yani bunu göreceğiz. Lütfen biraz zaman uzun vadede beklemek istemiyorsanız eğer uzun vadeci değilseniz e, altında e, siz bilirsiniz. E, farklı yerlere de geçebilirsiniz. O size kalmış bir şey ama dolar e, altını destekliyor içeride bunu söylemek istiyorum. Dolar da beklenti de bu sene zaten belli. Yani merkez bile 8 diyorsa eğer beklenti anketinden. Yani 8'ler 8,5 liralar. Bunlar çok uzak ihtimaller değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet konuş konuş. Ee, konu bitmez bizde. Bu muhabbet uzar. Ee, sabaha kadar konuşsanız da sabah kadar muhabbet bitmez. Çünkü bir sürü olasılıklar var. işte Çin ayrı şu anda Amerika Çin gerginliği başladı. O bize nasıl yansır? Amerika Biden ne yapacak o kadar çok böyle kriter o kadar çok en ne var ki yani konuşulacak konular çok arkadaşlar onu söyleyeyim size ee, sıkılanlar için biraz daha hızlı e, alıp dinlemenizi öneriyorum şöyle bir buçuklara bir yetmiş çıkarın dinleyin ben ancak bu kadar hızlı ve bu kadar hızlı toparlayabiliyorum. Ee, arkadaşlar, peki izlediğiniz e, için teşekkür ediyorum, beğendiğiniz için de teşekkür ediyorum. Yaptığınız yorumların hepsi çok kıymetli okuyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Bu arada e, Hatice Kolçak Twitter adresim, Instagram adresim de Kolçak. Hatice e, yani beklentilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Bazı yerlerin ucunu açık bırakıyorum ama ihtimallerin yüksek olduğu yerleri söylüyorum. Şimdi hafta sonu biraz daha netleştiririz. Hani biraz daha gündem dışı konuşmaya çalışırız. Biraz daha farklı ihtimaller üzerinden de konuşmaya çalışacak yayınlar yapacağım size. Çok iyi bakın kendinize. Abone olmayan varsa lütfen abone olsun. Sevinirim. Evet görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.